Bugünkü konumuz bir tiyatro açmak, tiyatro kurmak. Tiyatro açmak. Olduğu için size çok topraktan bir soru sormak istiyorum. Hani böyle bir bütün evrak işlerini işte notere gittim, onu yaptım, hallettikten sonra. Bir tiyatro açarken ilk ne yapmam gerek? Siz burada ilk ne yaptınız? Bugün olsa yine onu mu yapardınız? Şu anda zorlu bir göreve doğru yola çıkıyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Hay. Yarın sabah 5'te belediyenin arabası gelecek, alacak. Hayatı çok güzel terledin, değil mi? Anasını sıkıyorum. Süper. Güzellerin güzeli gelin. Hoppa. Uzam yarsarsa beni. Tiyatro yapıyoruz da çok seviyoruz tiyatro yapmayı. Herkese, tüm ailelere tiyatro yapmayı öneriyoruz. Sabah akşam tiyatro yapın. Tüm binaları, boş binaları, sinemaları alın, tiyatro yapın. Tiyatro perdesi yapın, tiyatro, her yeri tiyatro çekin. Tiyatro salonunda olan bir tiyatro nasıl açılır? çok paran olarak. Demek ki bizim çok paramız vardı gibi bir sonuca hemen varabiliriz, değil mi? İkinci adımda, ama bizim çok paramız yoktu. Dolayısıyla nasıl açtık? Çok neyiniz vardı? Yani neyimiz vardı? Şöyle, hevesimiz vardı diyeceğim ama şimdi yarın gençlerin hepsi buraya gelecek. Abi bizde de bir heves var, bol bol ne yapabiliriz diye. Bu hevesle olacak işler değil tabii. Daha önce bir tiyatronun, oyun atölyesi denen tiyatronun değişik birimlerinde uzun süre çalışmış insanlardı. Tasarımcı vardı, oyuncu vardı, yönetmen vardı, tiyatro işletmecisi vardı, gişeci vardı, sahne tasarımcısı vardı, vardı. Yani her birimin sorumluları vardı ve bunlar epeydir de çalışıyorlardı. Yani en kısa tiyatro geçmişi olan burayı kurarken 8-9 yıldı. Dolayısıyla epeyce bir deneyim sahibi, tiyatro alanında deneyim sahibi bir ekipti. Yani tiyatro salonu açabilmenin yollarından biri, bir kere bir tiyatro salonu olabilecek bir mekan lazım. Öyle bir mekanı bulduysanız ona uygun bütçeniz lazım. Yani moda sahnesi 3 tane salonu olan, yaklaşık 1000 metrekare kullanım alanı bulunan bir yer. Tabii ki bunun bu oranda bir maliyeti var. Herkesin bu oranda bir parası olmayabilir. Ne bileyim, 300 metrekarelik bir yer de tutabilir. Bunlar aslında biraz da para, hem de nasıl bir tiyatro yapacağınızla da ilgili aslında. Ve tabii ki karşınıza çıkan tiyatro salonunun nasıl bir salon olduğuyla da, yani aradığınızda hemen tiyatro salonu yapayım diyebileceğiniz yer sayısı da çok sınırlı zaten. Şu an biz 2012'de mekanla iletişime geçtiğimizde Kadıköy'de çok az tiyatro vardı ve Kadıköy henüz gezi yaşanmadığı için, Beyoğlu, Cihangir boşaltılıp buraya akın etmediği için, oradan buraya bir göç olmadığı için burası daha sakin bir muhitti tabii ki. Daha kahvehane, kahveciler yok. Kafeler bu kadar baskın değildi. Her yer bara dönüşmemişti. Yani Kadıköy henüz kentleşme anlamı sosyal sosyolojik olarak bu değişimi de yaşamamıştı. Dolayısıyla Kadıköy'de bir tiyatro kurmak çok verimli de değildi zaten. Niye açacaktın ki Kadıköy'de bir tiyatro? Yani daha parlak muhitler vardı. Beşiktaş daha parlaktı, Beyoğlu daha parlaktı, Levent daha parlaktı. Kadıköy o anlamda karşıya göre ekonomisi daha düşük bir muhit idi burası tabii ki. Dolayısıyla burada bir yatırım da, yani yatırımcı gözüyle bakınca da pek de verimli bir yatırım değildi tabii ki. Ama biz bununla ilişkilenmiyorduk. Çünkü 2001 yılında oyun atölyesini de kurmuş bir ekiptik. Yani orası betonundan itibaren tiyatroya dönüşme aşamasında da oradaydık zaten. Dolayısıyla denk de gelmesi gerekiyor bir yerin. Ama şimdi Kadıköy'de mesela tiyatro yapacak yer ararsanız neredeyse yok. Yani arayan tiyatrolar var biliyorum. Onlar yer bulamıyorlar. Ya çok büyük bir sermaye olmanız gerekir böyle bir mekanı kurabilmek için, ya da içinde bu işi yapabilecek, tüm o birimleri yönetebilecek ve orada çalışacak kendi öz kadronuzun olması gerek. Yani biz pandemiden sağ salim çıkabildiysek böyle bir mekanla birlikte, o aslında tam da bu dediğim özellikten kaynaklanıyor. Yoksa herkes yattı aslında, ama biz işte ne oldu? Sahneden naklen yapalım dedik. Sahneden naklen kurduk.
yayın sistemini ve hemen yayına geçtik. Oyunlarımız vardı. Biz moda sahnesini açtığımızda 2013'ün Ocak ayında 15-20 Ocak arası bir tarihti. Tadilat inşaatına başladık. 9 Ekim 2013'te açtık. 9 ayda bu binayı tümüyle söküp, kırıp, döküp tüm işçiliğini de biz yaparak 9 Ekim'de Hamlet'le açtık. 16 Ekim'de Bütün Çılgınlar Sever Beni oynadı. 25-26 Ekim'de de bir çocuk oyunu. Palyaçolar Okulu. 3 tane. Bir ayda 3 tane premier yaparak da başladık bu arada. Yani bu şunun için söylüyorum. Bunu yapabilmek bir güç meselesi. Öyle hani sadece param var. Ben bir salon açayım kadar yetmiyor. Bu oyunları da çıkaracak. Buranın tadilatını da yapacak. Kadroları da o zaman barındırmak gerekiyor. O bütçeyi de öyle ayarlamak. Ya bizim deneyimimiz bu yönde. Değişik tiyatro deneyimi olan, yani tiyatro açan duluklar var. Onlara da yani aslında her birini de sormak lazım. Mesela burada Boğa sahne yakın zamanda bizden sonra açıldı. Baba sahne açıldı. Onların deneyimi nasıl? Tabii onu bilmiyorum ama bizim kendi özgül deneyimiz 11 kişi bir araya geldik. Bir tane mekan bulduk ya da vardı zaten. Bize oynatörüsüne teklif edilmişti burası. O mekana geldik. O mekan uygundu. Paramız yoktu ama hevesimiz vardı. Çalışma hırsımız vardı, azmimiz vardı. Kendi iç kadromuza para vermek zorunda değildik. Öyle bir maliyet kalemimiz yoktu. Yani yönetmen bulup yönetmene para vermemiz gerekmedi. Tasarımcıya para vermemiz gerekmedi. Oyuncuya para vermemiz gerekmedi. Dolayısıyla biz aslında kendi öz maliyetimiz diyelim. Yani burayı yaparken biz kendi burayı kuranların varlığıydı. Maliyet tabii ki var ama böyle bir maliyeti var. Dolayısıyla böyle çalıştırdık ama birinin de çok parası olabilir. Yani burası yaklaşık 1,5 milyon euroya yapıldı. Tabii bu ciddi bir para yani. Şu an yaklaşık 50 milyon lira falan yani. Yani şimdi deseler korkutucu bir para. Ama biz bunu borçlandık zaten 3 yıl boyunca. Çalıştığımız tüm oyunların gelirlerini aslında borç ödedik. Yani biz çok az zaman zaman almayarak da paralarla idare ettik. Birkaç kişi zorunlu olarak aldı ama onun dışında büyük çoğunluğumuz o parayı ya çok sınırlı ve az aldık ya da hiç almadık zaten. Yani dolayısıyla aslında orta bir maliyet var. Yani yüklenilmiş bir maliyet var. Herkes dolayısıyla kendi eşinden dostundan borç alarak idare etti bunu 3 yıl boyunca. Dolayısıyla şuna geliyor, bir maliyeti var. Ya o para karşılığı olacak ya da emek karşılığı olacak. İkisinden birinin oluyor olması gerek. Yoksa hani ben okuldan mezun oldum, tiyatro kurdum. Allah selamet versin. Yani umarım önümüzdeki yıla hayatta kalırsınız yani. Çünkü çok zor. Yani bir de şöyle, yani bu böyle mesela biz şöyle kararlardan da geçtik. O zaman onu da anlatayım. Klima sistemi, ışık sistemi, ses ışık sistemini kurarken hangi malzemeyi alacağız? Çünkü mesela bir spot var 500 euro ama elektrik değeri olarak çok yüksek. 1000-1500 watt. Bir spot var 2000 euro. Yine 1000-1500 yani 1000 wattlık spot gibi ama 100 watt kullanıyor. Yani yatırım maliyeti yüksek, kullanım maliyeti düşük. Hangisine karar vereceğiz? Şimdi biri 500 euro alırken biri 2000 euro. Gönül 500 eurodan yana gidiyor ama 2000 hesabını yaptık. Eğer biz burayı 3 ya da 5 yıl açık tutarsak zaten bunun maliyetini karşılayabiliyorduk. Dolayısıyla 2000 euroluk yatırım. Ama 2000 euroluk yatırımı yaparken de satıcı senden hemen çek istiyor. Ve hemen bir parayı istiyor zaten. Diyor ki mesela bana işte diyelim 30.000 euroysa bunun mesela 5.000 eurosunu ver. 5.000 euro ciddi o paramız yok. Dolayısıyla aslında ya buralarda böyle hani Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek de oldu o işler. Yani çünkü satıcı da haklı yani. Bu kadarı istemiyor. Ya da mesela klima sistemi. En iyisini kurmak zorundayız. Çünkü burası işleyecek dedik. Ama en iyisini isteyince yani klima ve havalandırma sistemi iki ayrı sistem. O zaman büyük bir maliyet çıkıyor. O zaman o 3 yıl onun için yoksa daha ucuza da yapılabilirdi ama seyirciden özür dilemek, kusura bakmayın bizim havalandırmamız, klimamız çalışmıyor ya da az çalışıyor. Hani siz bugün yelpazenizle gelip yerlenin diyemeyeceğimize göre ya da onu dediğimiz aslında belli bir tür tiyatro olacağımıza göre. Aslında kimliği örerken tiyatronun kimde nerede duracağını da bunlarla belirliyorsun. Nasıl olsun tiyatro? Yani biz borçlanalım. Yani umarım 3 yılın sonunda hala yaşamaya devam ederiz. O zaman daha rahat ederiz ama 3 yıl gibi bir azap dolu bir 3 yıl var. Ya bir de çünkü ne demek azap dolu olmak? O bunları ödeyecek parayı da gişenin kazanacağını düşünüyoruz. Olmaya da bilir. Bu şart değil ki yani gişe. Ya Hamlet'te niye dolacak ki Hamlet? Hamlet'te para mı kazanılır? Ya bugün hiç kimse, ya bu sermayenin tiyatrosu dediğimiz, parayı sermayenin koyduğu, tiyatrocuların oynadığı düzende hiç kimse öyle bir şey yapmıyor. Bayağı vodül oynuyorlar ya da Netflix dizisi değil mi? İçerikleri de tiyatro yapıyorlar yani. Dolayısıyla yani 7 tane tabutu koy, içine Çare Drogba de, bir de seyirciye de ki gel bir de bize para ver demek biraz şey tabii. Ya biraz edepsizlik tabii. Ya bunu niye yaptığımızı...
bunu niye yaptığımızı. Tabii nedenlerini biz biliyoruz ama seyirci buna iltifat etti tabii. Yani seyirci buna katıldı ve bizim yanımızda yer aldı ve bu mekanın görmesi için de ona düşen payı, emeği, çabayı gösterdi tabii ki. Sadece onların çabasıyla oldu diyebilirim sonrası. Gelmeseler olmazdı. 500 euroluk spotla 2000 euroluk spot arasında bir karar vermemiz gerektiğinde evet. 2000'i seçtik. Evet. Havalandırma da aynı şeyi yaptık. Evet. Peki bu tarz lüks diyeceğim buna. Yani lüks seçimler yapmış olmak, evet belki uzun vadede kompanse edebileceğiniz için yapmış olmak, bu tarz seçimler yapmış olmak sizi bir yere turneye gittiğinizde zorluyor mu? Çünkü o gittiğiniz salon sizinle aynı seçimleri yapmamış olabilir ve bu sizin oyununuzun rejisinin bir parçası olabilir. Şöyle spotun yani ışık değeri olarak bir fark yok. Çünkü o zaman gittiğimiz yerde bir ışık var. Sadece buradaki bizim yatırım maliyetini hangi yönde seçeceğimize dair bir unsurdu o. Yoksa gittiğimiz yerde öyle olmasa da diğer türlü spotlar var. Yani işin niteliğini etki eden değil, işin niceliğini etki eden, yani parasal maliyetini etki eden şeylerdi. Sonra kullanım değeri olarak, yani çevredeki tiyatrolar aylık 50-60 bin lira öderken biz mesela 15-20 bin lira ödüyorduk. Tabii çünkü maliyet, yani kullanım maliyetinden doğan fark bu zaten ve dolayısıyla her ay bir tane spot alıyorduk. Biz ilk başta hatırlamıyorum ama 25-30'a yakın spot almıştık. Dolayısıyla mesela 30 ay dayandığımızda, yani 3 yıla yakın dayandığımızda o spotlar zaten kendini kurtarıyordu elektrik parasıyla. Yatırım olarak doğru bir yatırım. Hem de şeyde, çevreci de diyelim. Yani çünkü o kadar enerji kullanmıyorsun. Biz toplam 3 ya da 4 kilowatt ışık kullanırken, elektrik kullanırken, 5 kilowatt diyelim, güce sahip eski çalıştığımız tiyatrolar 50-60 kilowatt güce ihtiyaç duyuyorlardı. Çünkü bizim buradaki 50 spot oradaki 5 spota eşdeğer. Ya bunun bir başka, yani kazanımları, yani hem maliyet açısından kazanımları hem de çevreyle ilişkisi de var. Yani şimdi herkes o sisteme geçiyor. Hatta mesela Avrupa'da zorunlu kıldılar. Belli bir tarihe kadar bu sarfiyatı düşük olan spotlara geçin diye. Çünkü 100 watt, öbürü 1000 watt, 1500 watt. Bunların hepsi bir yerde elektrik çekiyordu. Kullanımında avantaj da vardı ama yani gittiğimiz tiyatrolarda herhangi bir fark doğurmuyor tabii ki. Yani aynı türden ışıklar aslında ama yeni teknoloji biri eski teknoloji, eski ampullü sistem. Aynı ışığı veriyor ama. Konservatuarlı ya da alaylı bir takım oyuncuların çoğunun belli bir zaman sonra tiyatro kurmak istemesi çok olağan. Evet. Hep evet. de gördüğümüz örnekler arasında. Hı hı. Bu oyuncu adaylarına tavsiyelerini soracağım öncelikle. Ama tiyatro kurmaktan kastım moda sahnesi gibi belli bir bina da değil. Yani evet, ekip evet. kurmak da bir tiyatro kurmaktır. Doğru. Onlara verebileceğin tavsiyeler ya da düşüncelerin nelerdir? Geçinebilecek kadar parayı kazanma düzenini kurmadan buradaki atılımların ya da girişimlerin hepsi bir hayal kırıklığı doğuracaktır. Bu meslekten soğumaya da varır. Kendi kişisel özel hayatımızın bir tür çalkantı içine girmesine de sebep olabilir. Tamam, anlıyorum. Oyun yapacağız. Oyun oynamak istiyoruz. Tiyatroyu çok seviyoruz. Mesleğimizi anladık. Bunların hepsi tamam. Fakat hangi koşullarda tiyatro yapılmalı üzerine düşünmezsek devleti ya da yerel yönetimi bu tür kurulan tiyatrolara nasıl bir destek vermesi gerektiği üzerine düşünüp orada bir mevzuat yaratmazsak, kurmazsak kuran arkadaşların büyük bir çoğunluğu şunu yapmaya kalkacaklar. Bir yerde ünlü olmaya kalkacaklar ya da görünür olmaya kalkacaklar. Çünkü görünür olduklarında seyircinin onlara geldiğini görecekler. Dolayısıyla dolaylı bir yol seçecekler. TV'ye gidecekler, dizilere gidecekler. Dizilerden buraya doğru, tiyatroya doğru gelmeyecekler ama bir kısmı dizilerde kaybolacak tabii yani. Çünkü dizi dediğimiz şeyle, yani dizide yapılan oyunculuk ya da neyse o işlemle tiyatroda yapılan sanat aynı şeyler değil. Hiç değil hatta. Kaybolup gidersin yani. Bir daha dönemezsin. Yolunu bulamazsın yani. Heves tamam. Şeyden hiç bahsetmiyorum. Yani bir çıraklıktan geçmek, bu işin neden yapman gerektiğini oralarda bulmak, yapmayı öğrenmek için de geçirmesi gereken bir zaman var zaten. Yani okuldan mezun olmak, tiyatro yapmak için yeter şart değil. Mümkün değil yani. Önce bu iş ne diye bir anlayacak ve bir mesafe kazanacak ve aynı zamanda bir işin içinde de el becerilerimizi, göz becerilerimizi, zihin becerilerimizi, entelektüel becerilerimizi geliştirmemizi sağlayacak bir zaman yaşı. Bu çıraklık devresi zaten. Şimdi çıraklıktan geçmeden bunların hepsini kuruyor olmak demek bedelini
bedelini pahalı ödediğimiz süreçler yaşıyor olmak demek. Yani herkes böyle atıyorum 5 metreden kafa üstü yere çakılabilir. O borcu ödeyemeyebilirsin. Piyasada aldığın yalancıya, dolandırıcıya çıkabilir. Kazanmadan sadece ailenden aldığın gelirle yaşamanın ağırlığı altında ezilebilirsin. Kendi bireysel tutumunu bu sekteye uğratabilir. Burada bir takım özürler yaratabilir. Bak bir sürü bir şey bu yani. Dolayısıyla da mesela hınçlı biri olabilirsin ve tiyatro yaparken hınçla davranabilirsin. Piyasa denen şeyi bundan dolayı benimseyebilirsin ve ben de şimdi onlara göstereceğim diyebilirsin. Oysa gösterme yerinde değiliz ki. Değil mi? Bir tür sanat ve yani kendi yaratıcılığımızı, bu yaratıcılığı neden insanlarla paylaşıyorumu bilmem ve bilmenin de yapma halini kendime öğretmem lazım. Ya dolayısıyla aynı zamanda bir toplum da var zaten. Bir toplumun ferdi olarak topluma yapacağım bu işi zaten. 6, 5, 3 gelmesi yetmez bunu yapmaya. Ya tavsiyem şu. Yani mesela gelen tiyatrocu arkadaşlar oluyor, kurmuşlar tiyatro. Yani en az zarar göreceğiniz bir sistem olsun. Devam edebilir. Hem hayatınıza hem tiyatro hayatınıza devam edebilin. Kaldıramayacağınız yüklerin altına girmeyin. Çünkü o hakikaten bedeli ağır. Ne bileyim mesela birinin emeğine karşı sorumlusun. O emeğin karşılığını vereceksin. Nasıl vereceksin? Ne demek ki o birilerine vereyim, birilerine vermeyeyim diye. Dolayısıyla o emeğin karşılığını veremediğin hallerde tiyatro nasıl yapmaya devam edebilir? Hani kendimizi hak görüyor muyuz? Böyle mi işlemeli? Daha öncesinde bence bu mücadeleyi vermek var. Bu mevzuatı oluşturmak var. Devleti ya da işte bu dediğim birimlere bir dakika arkadaşım biz bu işi nasıl yapacağız? Nerede yapacağız? Bana ayırdığın bir tiyatro salonu var mı belediye? Ben bu deneysel diyelim tiyatro yapıyor olsun. Nerede yapacağım bu deneysel tiyatroyu? Ya da diyelim daha popüler tiyatro yapıyor olsun. Daha konvansiyonel kalıpta bir tiyatro yapsın. Ben bunu nerede yapacağım arkadaşlar diye soracağımız merciler ve oralara bu isteklerimizi iletmemiz gerekir. Yoksa tiyatro kurmak hevesi bence tek başına çok da mühim bir heves. Ben ve bana benzerlerle ben bir yerde yaşamak istiyorum. Yani bir toplumun çatışkısını, çelişkisini, savaşını görmek de istemiyorum. Tamam anladım. Yani şey gibi Anares'e gidebilirim ve orada ben insanlarla öyle yaşayabilirim yani. Olumsuz koşullarda da. iste dur yani. Anladın mı? Öyle değil o iş yani. Gideceksen ya buradan başka da bir toplum yoksa, buradan başka da dünya yoksa, o burada olacaksa burada demek ki gerçekleşecek. Dolayısıyla başka bir yoldan gitmem gerekiyor. Toplum istiyorum hevesi, topluluk kuracağım hevesi onu kurmamı sağlamaz. Oldu mu? Hem sizin kendi bu tiyatroyu kurarken ihtiyacınız olan, devletten yapmasını beklediğiniz şeyler özelinde hem de genel olarak tiyatro kurmaya çalışan insanların ne gibi ihtiyaçları oluyor? Yani devletin karşılaması gereken neler var ve biz seyirci ya da tiyatro mesleğine aday kişiler olarak biz nasıl zorlayabiliriz? Bizler neler talep etmeliyiz bunun için? Şöyle yani aslında bunun için gündemi tutmaya, gündem oluşturmaya çalışan bir takım gruplar, ekipler var. Yani bir takım tiyatro örgütleri de var. Bir takım kişiler de var. Fakat devleti bir şeye ikna etmek Kültür Bakanlığı mesela yani Kültür Bakanlığı üzerinden devleti bir şeye, Maliye Bakanlığı bir şeye ikna etmek çok zorlaşıyor. Mesela en son biliyorsunuz bir yıl önce %8 olan KDV'yi %10'a çıkardılar. Bu şu demek yani tiyatro hangi koşulda yapılırsa yapılsın bizi ilgilendirmiyor demek. Zaten vergilendirme sistemi bir esnafın ya da ticaret erbabının vergilendirme sistemi gibi de. Bir kere tiyatro tarafında da bunlar güçlü bir ses olarak çıkmıyor. Yani seyirciyi örgütleyecek, seyirciyi harekete geçirecek şey tiyatro tarafında da çok güçlü değil aslında. Başı buranı çekiyor olması gerekir. Çünkü problemin sahibi onlar demesi lazım ki bir dakika burada bir problem var, bunu nasıl gidereceğiz? Bence iyi argümanlarımız yok tiyatrocuları. Bu sabah okudum. Balıkesir'de bir tane hiç kullanılmayan bir havalimanı yapmışlar ve şimdi hatırlamıyorum ama yıllık gideri, çünkü işte yolcu kullanma sayısıyla doğru orantılı yaptırıyorlar ya oraları, ihaleyi öyle veriyorlar. 50 bin diyelim ki yolcu bir yılda 50 bin yolcu kullanırsa kullanması üzerine bu mekanları, yerleri ihale ediyorlar. Hiç kimse kullanmamış. 50 bin kişinin kullanım şeyini neyse o parasını devlet vermiş. Devlet veriyor 6 yıldır. Şimdi bu bir tür danışıklı dövüş, teşvik falan bir şey ya yani. Adı neyse o. Biz burayı yaparken biz ucuz kredi istedik. Bak ucuz kredi, teşvik de değil. Bize bir kredi verin mesela 2 yıl geri ödemesiz olsun. 2 yıldan sonra atıyorum düşük bir faizi biz bunu ödeyelim. Çünkü burada bir tiyatro salonu yapıyoruz. Ama devlet bizim tiyatro salonu yapacağımıza ikna değil. Çünkü bizim kamusal bir fikre sahip olduğumuzu düşünmüyor. Ya da bizi zaten hemen en başta ticarete doğru sevk ediyor. Mesela müteahhite verdiği teşviği köprü yaparak, otoyol yaparak, havalimanı yaparak
hiç kullanılmayan ya da kullanılsa da güvence verdikleri sayıya ulaşamayacak bu otoyollar, köprüler için verdiği teşvik burada tiyatro için de kullanılabilir. 1,5 milyon euro ne ki devlet için? De ki biz maliyet çıkardık 50 milyon lira, tamam dedi. Ben size 30 milyon lirasını veriyorum çünkü işinizi görmeniz için. Onu da şöyle ödeyin. 2 yıl ödemeyin. Sonrasında da 50 taksit, 100 taksit, 300 taksit ayda şu kadar şu kadar ödeyin. Çünkü burayı yapın siz. Asıl benim yapmam gereken, yani Kültür Bakanlığı'nın ya da belediyenin yapması gereken şeyi siz yapıyorsunuz zaten. Yani siz bir kentte kültür varlığı üretiyorsunuz. Bu zaten onun yapması gereken bir iş. Bizim yapmamız gereken bir iş değil. Bize sabah akşam dua etmesi, bize para vermesi gerek. Yoksa biz burayı disco yaparız. Niye tiyatro yapalım? Çünkü daha kolay para kazanma yolu var. Para kazanma yolu var. Tiyatro bir para kazanma yolu da değil. Ayrıca ben tiyatronun mesleğiyle uğraşan biri olarak para da kazanmak istemiyorum bu işten. Geçinmek istiyorum ama para kazanmak istemiyorum. Burası benim kâr ettiğim bir yer olmamalı. O zaman başka türlü değerlendiririm tiyatroyu. Burası geçindiğimiz. Tamam işte neyse o asgari yani bir yaşam düzeyi tutturduğumuz bir yer olabilir. Yani bir doktordan, bir mühendisten, bir bankacıdan ya da yaşam standardı da istemiyoruz aslında. Neyse o toplumun ortalaması o bana göre. Çünkü yani mesele bizim burada bir oyunu yapıyor olmak ve toplumla onu paylaşıyor olmamız aslında. Devlette bu fikrin, çünkü devlet gittikçe 12 Eylül'den sonra neoliberal bir sisteme dahil olduğu için gittikçe bunu şahıslara yükledi ve kendi buralardan sorumluluk, bu sorumluluklardan çekildi. Kendi çekildiği yetmedi. Bir de halka da buraların tiyatrolar aslında bir tür ticari yerler olduğuna da ikna etti. Halk ne dedi bize? Madem devlet tiyatrosu gibi ödenekli tiyatrolar var, devlete ait ya da belediyeye ait, onlar 70-100 liraya bile satıyor. O zaman sen başka türlü bir iş yap, 1000 liraya bile sat. Yani getir Timur Açar'ı, Onur Ünsal'ı, Caner Cindor'u, Melis Birkan'ı 1000 liraya bile sat. Ulan getirdik ama 1000 liraya satamıyoruz. Onlar da burada bu arada yani. Sattığımız bilet 500 lira, 300 lira ama yine de 500 lira, 300 lira veremeyecek epeyce ya bir toplum kesim var. Neden onlar tiyatrodan uzaklaşsın 1000 lira vererek? Tabii bu sefer seyirci stratejisi de giriyor. Kim seyircin olsun, kim bu işleri seyretsin, kimle etkileşim halinde. İşte devlet bunların hiçbir, yani bir kültür politikası yok diyoruz. Bence ağzı alışkanlığı bir kültür politikası var. Tam da buraları ticarethaneye çevirmek zaten. Yoksa bir kültür politikası var tabii ki. Yok denebilir mi buna? Bizim istediğimiz gibi bir kültür politikası yok. Yani kamusal, toplumcu bir anlayışla sanatın halkla buluşacağı kamusal yapıya sahip. Bizi de ticarete mahkum ederek buralara ulaşmamızı, bu kanalları tıkayıp buralara ulaşmamızı engelliyor. Daha popüler, daha ne diyelim, mahallelerde yaşayan mekanlardan bahsediyorum. Önceliği tabii ki tiyatrocuların çok güçlü bir biçimde istemesi. Seyirciyi de bu isteklerinin toplumcu tarafına ikna etmesi, bireysel bir çıkar nedeniyle bunları istemediğine ikna edip birlikte hareket etmesi, sevk etmesi gerekir aslında. Çünkü bu aslında seyirciyi de ilgilendiriyor. Yani tiyatro sanatı sadece tiyatrocudan yaptığı bir sanat değil. Bu tam da tiyatronun tarifinde olduğu gibi seyirciyle oyuncunun bir arada olduğu şeye biz tiyatro diyoruz. Birinden biri yoksa ona tiyatro denmiyor. Yani o tiyatro değil çünkü. Yani biz içeride bir oyun çalışıyoruz. Değil mi? Prova ediyoruz. Oyun değil ki o. Prova. Oyun ne zaman olacak? Seyirci geldiğinde oluşmaya başlayacak. Onunla kurduğu iletişime biz aslında bir muhatabı olduğunda bir tiyatro oluşuyor. Oyuncunun muhatabı olduğunda. Oyuncunun muhatabı seyirci. Yönetmen ya da tasarımcı değil. Tek muhatabı var. Seyirci. Seyirci karşısında yaptığı bir çevrim üret, bir çembere girdiği şey. Dolayısıyla seyirci o zaman gelebilir. Seni ilgilendiren bir şey var burada. Asli unsurusun bu sanatın. Sana bu sanat ulaşırken sen bir müşteri olmaya itiliyorsun. Oysa seyirci ya da muhatap olman gerekir. Bir izler kitle olman gerekir. Senin elinden bu hakkını alan politik bakışla kavga etmemiz gerekir. Diye seyirciye de bir açılım sunman gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki seyircilik de tabii biraz sonradan, yani daha Cumhuriyet'le birlikte oluştu. Ama Cumhuriyet'in bir parça da hafif tiyatro sanatla buluşturmaktansa Cumhuriyet'e uygun bir vatandaş üretmek için kullandığı için tiyatroyu, orada tiyatro seyirci ilişkisinde hafif bir şey var. Bir makbul vatandaş yetiştirme işlemi aracı olarak tiyatro konumlanmış durumda. Bunu da fahiş ederek tabii ki, bunu da seyirciye açıklayarak. Bir dakika, sanatla karşı karşıyayız. Biz senin herhangi bir şeye uyumlu hale gelmenle uğraşmıyoruz. Senin insan olmanla uğraşıyoruz. İnsan çelişkilerini görmenle, krizlerini görmenle uğraşıyoruz demek lazım. Onun için tiyatro burada bu iletişim için ya da bunları görebilmen için uygun bir ortam.
Ama sen tiyatroya ulaşamıyorsun. Çünkü Kültür Bakanlığı ya da belediyeler senin tiyatroya ulaşmanı, sadece bir tür tiyatroya ulaşmanı istiyorlar. Ama başka tiyatrolara ulaşmanın yollarını sana yaratmıyorlar. Biz onlardan biriyiz deyip devletten ya da Kültür Bakanlığı'ndan ya da işte belediyelerden bunu talep etmeliyiz diye aslında bir tür seyirci ayaklanması yaratmak gerekir. Seyircilerin haklarının gasp edildiğini onlara anlatarak. Ama bunlar tabii ki çok mesai isteyen işler olduğu için. Biz de kendi tiyatro faaliyetimiz içinde fazlaca yorulduğumuz için bunlar aslında devletin istediği biçimde devam ediyor. Devlet hiçbir sorumluluk almadan bu tür yapılara, tiyatrolara yeni kurulmuş salonlu ya da salonlu destek vermeden Türkiye'de yaklaşık 600-700 tane özel tiyatrodan bahsediliyor. 600-700 tane özel tiyatro ki ödenek tiyatroların sahnelerinin toplam sayısı şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrolarını sayarsak 70-80, 600 tane 700 tane tiyatroya potansiyel olarak ne halim varsa gör diyor. Tüm kamusal bütçeyi de bu 70 tane tiyatroya aktarıyor. Bunlara seyirciyi aslında uyandırmak, tiyatro o an orada karşılığı yoksa seyirci tarafından muhataplık yoksa olmuyor. Bu düzeyler hiç konuşulmuyor. Tiyatrocularda bu düzeyde seyirciyi harekete geçirecek herhangi bir bilgi ya da etkileşimi onlara aktarmıyor. İş biraz çetrefil. Seyirci böyle bir problem olduğunu bilemeyeceği için bu işi duyurmak tiyatrocuya düşüyor tabii ki. Yani önce bir problemi oraya göstermesi gerekir. Tiyatro ile bir biçimde ilişkisi, ilgisi bulunan ya da bu meslek alanını salt ticari bir araç olarak gören hemen hemen herkes tiyatro kurmaya çabalıyor. Sizce kim ya da kimler tiyatro kurmasa daha iyi olur? Daha iyi olurdan kastım da şu, tiyatro patronu olmaya hazırlanan veya kolektif bir çatı altında tiyatro kurmaya çalışan kişiler, çalışanları ve seyirci adına en temelde neleri karşılayabilmek? Ticaretleşen her türlü tiyatro faaliyeti kapatılmalı, durdurulmalı, sonlandırılmalı. Toplumsal yarar gözetmeyen tüm tiyatrolar durmalı, insani yarar gözetmeyen, eğlenceye dönük, eğlence tarafı güçlü tiyatro bir tür tabii ki toplumu uyuşturma malzemesi. Toplumu sessizleştirme, eşitlik taleplerini bastırma demek. Orada konumlandırmak biraz lüksle, biraz eğlenceyle aslında onun aklını başından almak demek. Halbuki toplumsal problemi çözecek bireylere, atomlara ihtiyacımız var ve tiyatro aslında bunu gösteren yerlerden bir tanesi. Ve sabah akşam bence bunun için çaba sarf ediyor. Bu arada yapanlar için de böyle tabii ki. Yani yapanların kendi farkındalığını bulması için de böyle. Seyirciyle kurduğundaki o farkındalık da böyle. Yani eşit bir toplum yoksa eğlenmeye gerek de yok. Bence hiç yani bence fuzuli bir şey yok. Gevezelikten öte gitmiyor. Bu gevezelik düzleminde kurulmuş tiyatrolar ya da gösteriler, şovlar. Ben gösteri demeyi tercih ediyorum. Seyirci bunlara gidip geliyorsa eğer seyirci de konforunun peşindedir. Bir lüks peşindedir. Genel geçer olanın onaylanmasını konfor bellemiştir. O da o hattan çıkmayacaktır. Eşitsizlikle ya da bir takım insani problemlerle hiç ilgilenmeyeceğim demektir o. Çünkü benim koşullarım iyi. Düşene bir tekme de ben atarım demek o. Dolayısıyla böyle bir toplum kurulu olamaz. Yani sokakta yatan insanların olduğu açlıktan, evsizlikten bir toplum olamaz. Bir kere karar vereceğiz. Buna evet mi hayır mı? Yoksulluktan düşmüşse, çaresizlikten düşmüşse, sağlık hizmeti alamıyorsa, bakılamıyorsa, evi barınacak şeyi yoksa bu bir insani felaket demek. Ya bunlar nasıl yaşanır ki? Nasıl yaşanır? Görmezden ya. Gidip o tiyatrolara eğlenerek. Sanki her şey ya da onun gösterdiği duygu grafiğinde bir yerde yer alarak. Aynen ne acayip insanlar var değil mi falan diyerek. Böyle tuhaf tuhaf tepkiler vererek yani. Öyle olmaz. Yani gidip iyi toplum hedefi, eşit toplum hedefinden hiç vazgeçmeden oraya doğru giderken zaten kendini görürsün. Eğer bu hedefin yoksa her türlü ahlaksızlığı yaparız ve hem kendimizi hem de çevremizi bunu açıklarız. Hem de meşrulaştırarak ki bunda hiçbir sorun yok. Ben olsam ayıklarım yani bunları ve tiyatroyu tiyatro gibi. Bu arada bir şey anlatmak zorunda da değil. Her tiyatro sadece kendisi için de yapılabilir. Tiyatro için de yapılabilir. Hatta daha da iyi olabilir bu. Yani bir takım toplumsal dertlerden de arındırılacak bir düzey vardır muhakkak. Daha ritüelistik düzlemde. Oraya kadar bile gidebiliriz yani. Müzik pop şarkısı demek değil. Müzik ne bileyim atonal bir müzik de. Belki o atonel müzikten zevk alma aşaması belki de daha iyi bir insanın, kaliteli bir insanın olduğu yerdir. Yoksa zaten bizi avlamak için üretilmiş bir pop şarkısını dinleyip onunla hüzünlendiğimizde daha iyi bir insan olmuyoruz. Kapitalizm tarafından kapılmış bir insan oluyoruz aslında. Bu kapma işlemini gerçekleştir. Aklımızı çalan, aklımızı başımızdan uçurup bizi oraya gömmeye çalışan estetik düzeyden kopmak gerekiyor galiba. Estetik düzeysizlikten kopmak gerekiyor. Gösteri dediğiniz, gevezelik dediğiniz tiyatro türü
gibi olan oyunların birçoğu doluyor. Evet. Seyirci gidiyor onlara. Tabii. Peki bunlara seyircinin gitmesi, sizin kendinize bir yeni yıl için repertuar seçerken seçeceğiniz oyunu kaygılandırıyor mu? Hani ben de mi acaba daha altı boş ya da böyle hani gelir geçer bir şey yapsam mı? Ya da acaba benim söylediğimin karşı tarafta ne kadar bir karşılığı olacak gibi bir kaygıya sokuyorum. Çünkü dediğiniz gibi burası da sonuçta bir para lazım olan bir yer olduğu için hani. Evet, hevesiniz çok tatlı ama bir para da lazım günün sonunda. Hani ya acaba biz de mi oraya kaysak diye düşünmeye itiyor mu sizi? Onu merak ediyorum. Yolumuz devrim yolu. Burayı döndürmek için bir paraya ihtiyacımız var. Ama bunu Hamlet'le sağlayabildik. Bunu Macbeth'le de sağlayabiliyoruz. Bunu Otello'yu da sağlayabiliyoruz. Dıkşın'la da sağlayabiliyoruz. Selmin Zeki Hanım'la da sağlayabiliyoruz. Böyle bir tiyatronun seyircisi olmak, muhatabı olmak isteyen ve burada var olmak isteyen de bir seyirci var. Yani hepimiz dünyadan ümidimizi kesmiş değiliz. Hepimiz kapitalizmin kültür enstitüsünün her koşulda ve tümüyle onun tarafından kapılmış değiliz. Kurtulmak isteyen, bir kurtuluş peşinde olan, kapılıp gitmek istemeyen ve kendi için yaşamı hala kendi için kurmak isteyen bir insan var tabii ki yani. Kendine hala sanatı bir iyi toplum için bir araç olarak da görüyor. Tabii. Araç da demeyeyim aslında. Bir iletişim biçimi olarak da görüyor. Onun için Dıkşın seyredildi yani. Çok zor bir oyun ama seyredildi. Onunla temas kurup o zorluğu anlamaya çalışarak, o zorluk karşısına geçip o problemi yaşamaya çalışarak aslında bu bir tür savaşımı ya da direnci gösterenler var tabii ki. Öyle yani herkes de alandan çekilip gitmiyor. Daha zor koşullar. Tesisat alırken de zorlanıyorsun. Emeğinin karşılığını alırken de zorlanıyorsun. Ama daha az zevksiz değil bu dediğin tiyatrolardan. Yani tamam. Meşakkati çok ama çok eğleniyorsun. Karşılık olarak baktığınızda bulabildiğiniz için daha çok eğleniyorsun. Tabii öyle. Bir de aslında zaman içinde mesela tiyatro sanatının bizim burada yaptığımız oyunlar sebebiyle kileşimin düzeyi yükseldiği için mesela buradaki seyirci ile yani moda sahnesinde kurulan iletişimin de niteliği mesela çok yükseliyor tabii ki. Onun bizden beklentisi ya da çözme kapasitesi de aynı bizimle birlikte. O da nitelikli bir görme, algılama düzeyine sahip oluyor. Dolayısıyla etkileşim düzeyi de artıyor sürekli. İyi eleştiriler geliyor. Dışarıdan gelen ya da dışarıda izlediği bir şeyi kabul etmiyor artık. Bünyesini almıyor, alamıyor. Oradaki bir şeyi daha net görüyor. Ya da bize döndüğünde bizde yani hakikaten daha böyle keskin eleştiriler yapıyor. O birlikte büyüme diyelim. Birlikte gelişme aslında o. Ya sadece zevk meselesi de değil. Bu aynı zamanda ortak bir dünya kurma meselesi de. Yani ortak dünyanın biz bir tarafında bir şeye etki etmişiz demek ve bu çok gönendiren bir duygu. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Kolektif bir tiyatro kurma istencinde olan ekiplerin sizce hayatlarını kapital anlamda kazanmanın yanında ne gibi gündemleri olmalı ve bunların yolunu nasıl bulmalı? Vallahi güzel soru. Aslında şöyle, bir kere kalpleri yan yana durmak zorunda. Fikirleri de yan yana durmak zorunda. Çünkü aynılar aynı yerde. Bunun başka yolu yok. Yani aynı yerde durup değişik açılardan perspektifler kullanabiliriz ama aynı yerde durmamız gerekiyor. Dolayısıyla entelektüel tarafı bence çok mühim. Politik tarafı çok mühim. Yani dünyayı nasıl çözümlediğimiz çok mühim. Yani salt bir insan, oyuncu insanın eylemesi değil bu sanat bence. Hangi insanın eylemesi? Ne için eylemesi? Bu anca bu geri beslemeyle olabilir. Sahnede entelektüele yer yok. Bu kesin. Ama sahnenin öncesi, sonrası, berisi, başka taraflarında entelektüele gerek var. Politik ilgiye, politik çözümlemeye, sanatsal çözümlemeye ve bunun bir tür savaşımını vermeye gerek var tabii. Kendi içinden bahsediyorum. Bence bunlara çok yatırım yapılması gerekir. Ancak birliği sağlayacak şey bu olur. Yoksa salt bir araya geldik, işte bir takım ünlüler ve para kazanmak için birim kurduk. Tiyatro için çok iyi bir çözüm değil bu. Kemal Aydan, Balyoz'da Dünya Markası. Olur, birkaç bir soru olmaz. Söyleyeyim, Burak var, Sevda var, Doğa var. Uşaklara teşekkür ediyoruz ve provaya gidiyoruz.